Selam millet, ben Felix. Herkesin merakla beklediği XDRP sonunda geldi. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, şu anda oyunumuza geldik. Şöyle ilk olarak arkadaşlar dünyaya bakmak istiyorum. Dünya gerçekten büyük duruyor. Telefonda birkaç kere oynadım ama öyle detaylı olarak arkadaşlar gezmedim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak sizlere göstereceğim bazı temel şeyler var. Bu oyun oynarken arkadaşlar PKX2 gibi düşünmememiz lazım. Çünkü arkadaşlar bu oyun roleplay tarzında. Roleplay arkadaşlar arkadaşlarınızla beraber böyle bir role bürünerek kendi aranızda hikayeler oluşturmak da denebilir. Hikaye derken nasıl bir hikaye mi? Mesela arkadaşlar bir yanda hırsız olabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Aynı şekilde arkadaşlar şunu da göstermek gerekirse çanta sekmesine bastığımız zaman burada çok fazla eşyamız var. Özellikle de arkadaşlar beni şaşırtan şeylerden bir tanesi oyunda silahlar var. Mesela arkadaşlar bir anda silah alarak arkadaşlarınıza böyle küçük şakalar yapabilirsiniz. Veya arkadaşlar arkadaşlarınızla beraber gitar alabilir ve güzel vakitler geçirmek için sahile de gidebilirsiniz. Arkadaşlarınız sizlerde yeşil olarak gözükecektir. Sizin isminiz de sizlerde sarı olarak gözükecektir. Buradan arkadaşlar isterseniz çalabilirsiniz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir deneyeyim bakayım. Böyle gitarı havaya kaldırıyoruz galiba. Aynı şekilde arkadaşlar sizlere şunu göstermek istiyorum. Burada bulunan bir tane kimlik var gördüğünüz gibi. Kimliğe bastığımız zaman arkadaşlar kendi ismimiz gözüküyor. Burada arkadaşlar takma isim var. Mesela hemen şu şekilde. Ben ismimi polis yapacağım. Ama arkadaşlar benim kendi ismim değişmiyor. Benim ismim hala Velix'ti. Oyundaki ismimi arkadaşlar polis yaptım. Ve arkadaşlarınızla hikaye oluşturacağınız zaman arkadaşınız da ismini değiştirirse bu şekilde onun da arkadaşlar ismi de hırsız olarak gözüküyor. Takma ismin hemen altında arkadaşlar meslek ekle var. Buradaki artıya basarak buraya geçebiliriz ve buradan istediğimiz arkadaşlar mesleği de seçebiliriz. Mesela arkadaşlar ismimle uyumlu olsun diye hemen ben şuradan polis memurunu seçeceğim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar artık benim mesleğim polis memuru. Çantamızın hemen üst tarafında arkadaşlar PKX2 gibi kıyafet değiştirdiğimiz bir yer var. Burada benim karakterim bulunuyor. Arkadaşlar burada bulunan araba tuşuna bastıktan sonra buradan istediğiniz arabayı seçebilirsiniz. Sadece arkadaşlar bazı arabaları parayla alabiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar arabamıza binelim. Bu arada araba konusunda böyle hareket ederken bazen bug'a falan girebiliyor. Arabayı tekrardan arkadaşlar oluşturduğunuzda geçiyor. Bankaya arkadaşlar hemen bu şekilde direkt üstüne doğru gittiğimiz zaman giriş yapıyoruz. Bu arada böyle bizi bekletiyor galiba oyun. Sonra tekrardan içeri alıyor. Buradaki arkadaşlar kapıyı açmanın bir yolu var ama tam olarak emin değilim. Bankamız arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde büyük bir yer. Buradan isterseniz para falan yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınıza böyle hikayeler oluşturabilirsiniz. Ama sizlere güzel bir detay göstereceğim. Burada arkadaşlar bir ATM var. Ve buna tıkladığınız zaman arkadaşlar para öğesini edin diyor. Yani arkadaşlar şu anda oyunda para falan olmasa da belki de ileride gelebilir. Aşağı gitmeliyiz. Gel. Polisler bizi görmemeli arkadaşlar. Dikkatle gitmeliyiz arkadaşlar. Ben koruyorum şu anda. Buranın sonunda da bir kapı olması lazım. Evet, tamam. Şimdi hemen çantamızı alalım arkadaşlar. Para çantamızı alalım şöyle elimize. İşte bu. Hayır! Basıldık! Polis bana niye arkadaşlık gönderdi? Arkadaşlar bu bankanın hemen çaprazında da bizim polis karakolumuz var. Hemen arkadaşlar şöyle içerisini bir ziyaret edelim. Hızlı bir şekilde gezeceğim. Burada arkadaşlar yakaladığınız suçluları atabilirsiniz. Mesela burada bir nezarethane varmış. Aa, bu şekilde yatıyor. Böyle değişik yani, sanki kahroluyormuş gibi. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar burada bir tane sorgu odası var. Oturalım şöyle. Bizi burada böyle sorguya çekiyorlar. Veya arkadaşlar eğer sizler polis rolünde olursanız karşı taraftaki hırsızı sorguya çekebilirsiniz. Böyle en üst tarafa gittiğimiz zaman burada bir helikopter yeri görüyoruz. Ama arkadaşlar oyunda şu anda helikopter yok. Belki de oyunun ilerleyen kısımlarında helikopter falan da eklenebilir. Arkadaşınızdan saklanmak için arkadaşlar burayı kullanabilirsiniz. Mesela şu anda içerisine girdim. Burada arkadaşlar bir tane deniz feneri görüyoruz. Ve kocaman uzun bir sahilimiz bulunuyor. Sanırsam burası yürüyüş alanı olmalı. Aynen. Burası yürüyüş alanı arkadaşlar. Ve oyundaki manzarası en güzel yer arkadaşlar tam olarak aslında burası. Şöyle bir gitarımızı alalım arkadaşlar. Şöyle de bir çalalım. Gerçekten bence burası oldukça güzel. Sahilin hemen yakınında arkadaşlar bir tane süpermarket var. İçerisine geldiğimiz zaman arkadaşlar sadece şuradaki kasalardan, şurada bulunan dolaplardan arkadaşlar içecek alabiliyorsunuz. Tekrardan arkadaşlar şöyle arabamıza bir binelim. Burası da arkadaşlar yakında açılacakmış. Açıldığı zaman da arkadaşlar sizlere haber veririm. Bizler yemeğimizi bitirelim. Sonra da arkadaşlar videoya devam ederiz.
Arkadaşlar gelin şimdi hep beraber evimizi gezelim. Bu arada kilitli olmadığı için arkadaşlar direkt bu şekilde açılıyor ve diğer herkes de gelebilir. Evinizde arkadaşlar burada arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Burada çok güzel bir Amerikan mutfak var. Bu evin de arkadaşlar en güzel yanı havuz olması. Bu arada evet şu anda düzeldi. Bu arada arkadaşlar aynı şekilde evi seçtiğiniz yer de önemli yani. Deniz kenarından falan da alırsanız öyle çok daha iyi olabilir. Buradan her yer görünüyor demiş. Aynen, aslında burası bayağı merkezi bir yer arkadaşlar. Şurada banka var, polis yeri var. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. PKX'in yapımcıları Afterverse'ün yeni çıkarmış olduğu bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben arkadaşlar tabii ki de yeni çıkan bir oyuna göre eksikleri olduğunu düşünüyorum. Oyun arkadaşlar çok daha iyi yerlere gelebilir. Fakat arkadaşlar dediğimiz gibi bazı eksikleri de var. O zaman arkadaşlar PKX gibi bu oyunun da gelişerek çok iyi yerlere gelmesini umuyorum. Deysi ablayı da bana eşlik ettiğinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşça kalın.